Merhaba, ben Özgün. Ben Öykü. Yeni başlayanlar için sanata hoş geldiniz. Bir eserin Veronese'ye mi yoksa Verrocchio'ya mı ait olduğunu merak ediyorsanız... Doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümde günlük yaşamdan bir sahne göreceğiz. Ama ayrıntılarına baktıkça içeriğinin derinleştiğini fark edeceğiz. Öykü, esere baktığında neler görüyorsun? Ben esere baktığımda hemen ilk gözüme çarpan şey piyano. Bu kontrbas mı oluyor? Onun ismi viola da gamba ama günümüzdeki violoncellin cello'nun bir eşleniği diye düşünebiliriz. Anladım. O zaman cello diyeyim buna. Bir tane halı görüyorum ve halı böyle masanın üzerinde serilmiş. Normalde yerde görebileceğimiz bir halı ama masanın üzerinde serilmiş. Onun üzerinde bir tane sürahi gibi bir şey görüyorum. Süs olabilir. Ve ayna görüyorum. Yine bir aynayla karşı karşıyayız. Yine bir aynalı eser. Onun yanında güzel bir tablonun bir kısmını görüyorum. Büyük tavanlı bir yer. Böyle bir evin alt katı gibi olabilir. En alt katını ifade ediyor bana. Herhalde yandaki duvarın büyüklüğünden dolayı. Yerler çok güzel. Mermer desenler var. Onu görüyorum. Zengin bir yere benziyor. Soylu birilerinin oturduğu bir yer gibi görüyorum. Bir tane sandalye var ve iki figür var. Biri erkek, biri kadın. Ne yapıyor figürler? Kadın figür piyanoyu çalıyor gibi görüyorum. Ama ayakta mesela hani normalde alıştığımız oturan figür değil. Gibi değil, evet, ayakta çalıyor. Bir de erkek olan da onu dinliyor. Hani normalde piyanoyu dinleyen herkes şöyle bir elini koyar. Bana öyle geliyor ama tamam, şimdi bilmiyorum ne. Dinliyor mu sence? Başka ne yapıyor olabilir dinlemiyorsa? Yani mutlaka dinliyor müziği de. Öğretiyordur ya da. Evet, öğretiyor olabilir ikincisi. Ya bir dinleyici ya da öğretmen olarak düşünebiliriz yandaki figür. Öykünün bu ilk okumasından sonra biraz eserin ayrıntılarından bahsedelim. Öncelikle bu gördüğümüz bir iç mekan. Bir ev aslında, bir evin iç mekanı. Bir Hollanda evinin iç mekanı. O dönemdeki, barok dönem bu arada bahsettiğimiz dönem. Oradan bir iç mekan ve oldukça da varlıklı bir evin iç mekanı. Bunu anlamamızı gösteren ayrıntılar var. Birazdan onlara gireceğiz. Bu eserin ismi Müzik Dersi. Dolayısıyla eserde gördüğümüz genç kız, o müzik aletinin başında oturan genç kız aslında bir müzik dersi alıyor. Ve çok büyük ihtimalle üst düzey bir aileden geliyor. Dolayısıyla da üst düzey ailelerin işte genç kızlarına müzik dersi aldırması, onların bir müzik aleti çalmasını desteklemesi oldukça yaygın o dönemde. Dönemin Hollanda'sında. Özellikle bu 17. yüzyıl Hollanda'sı, Hollanda'nın İspanya hakimiyetinden kurtulduğu, zenginleştiği, ticari olarak gücünün yüksek olduğu bir dönem. Dolayısıyla zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Müziksel, işte kültürel, ticari gelişimin üst düzey olduğu, sosyal yaşamın belli ayrıcalıklara sahip olduğu bir dönem. Dolayısıyla da böyle bir müzik dersi verilmesi, genç kızın müzik dersi alması o dönemin rahatlığını da bize aslında gösteriyor. Eserde gördüğümüz müzik aleti, senin piyano olduğunu düşündüğün şey aslında bir çeşit klavsen. İngilizce ismi virginal. Özellikle o dönemde genç kızların, kadınların çalması daha uygun görülen bir müzik aleti. Piyanonun bir versiyonu gibi düşünelim. Sesi biraz daha tiz, çift ses çıkaran bir alet. Biraz piyano gibi aslında ama daha basitti. Bir duvar piyanosu gibi basitçe düşünebiliriz ama klavsen özellikle barok dönemde kullanılmış bir alet. İsminden de dolayı, belki virginal olmasından dolayı, kadınlara daha çok atfedilmiş bir alet. Dolayısıyla bir o dönemden bir üst düzey genç kızın çalmasının çok hoş görüldüğü bir müzik aleti. Bu ayakta çalınan bir müzik aleti. Evet, daha çok ayakta çalınan bir müzik aleti. Oturulabilir belki yüksek bir tabureye ama burada özellikle genç kızın ayakta olduğunu görüyoruz. Bunun dışında genç kıza baktığımız zaman üzerindeki giysiler o dönemin hoş giysileri, varlıklı olduğu belli, kabarık kollar var, saçları yapılı. İşte yine koyu renkler, canlı renkler. Evet, şey, koyu renk kırmızı. Bir eteği var, onun altında kırmızı alt eteği var. Dolayısıyla hani varlıklı aileden geldiğini bize gösteriyor çok net bir şekilde. Yine adama da baktığımızda adamın giysileri de aslında hoş. Üzerinde siyah bir kıyafet var ki siyah renk o dönemde çok pahalı olduğu için siyah renkli giysiler giyen insanların özellikle Hollanda eserlerinde
varlıklı insanlar olduğunu hatırlamalıyız. Evet, daha önce görmüştük zaten. Konuşmuştuk da bunu, haklısın. Evet. Ve yine üzerinde kol ağızlarında, yakasında dantelli beyaz işlemeli gömlek gibi, bir iç gömlek gibi ayrıntılar var ki bunlar da yine üst düzey bir giysi olduğunu gösteriyor. Peki adam ne yapıyor burada? Adamın sol eline bakarsak elinin altında bir değnek gibi, baston gibi, bir asa gibi bir şey var. Kız büyük ihtimalle şarkıyı çalarken bir yandan onunla ritim tutuyor adam yere vurarak. Dolayısıyla doğru ritmi sağlıyor. Metronom. Buradaki nesnenin özel bir anlamı var mı? Mesela neden halı bir masanın üzerine örtülü yerde olması gerekirken? Aslında buradaki özellikle sağ tarafta gördüğümüz objeler bizi öncelikle ilk karşılayan objeler. Dolayısıyla çok dikkat çekici. Önce halıyı görüyoruz zaten. Esere bakar bakmaz ilk dikkatimizi çekenlerden bir tanesi o doğu işi. Özellikle Hollanda'nın halısı değil, o belli. Doğudan gelmiş bir halı. Onu söyleyecektim de bir önemi var mı diye. Var, bilmiyorum. Hem de çok. Büyük ihtimalle İran'dan ya Türkiye'den gelmiş. İşte Osmanlı'dan falan gelmiş bir halı çok büyük ihtimalle. Bu da Hollanda'nın özellikle bir zengin olduğunu, iki ticaretle uğraşan bir ülke olduğunu bize göstermek için yapılmış bir şey. Çünkü o dönemde bu tarz doğudan gelen objeleri almak, getirmek, toplamak özellikle zengin insanlar için çok değerli varlık da göstergesi. Dolayısıyla o halıyı ön planda kullanmak bizim için öyle bir ayrıntı. Hani varlıklı bir ev olduğunu göstermek. Bir de dekoratif hoş bir obje sunmak aslında orada. Göze güzel görünen bir şey. Niye yerde değil? Büyük ihtimalle bu insanlar bu halıyı çok kolay bulamadıkları için de yerde kullanmak gibi bir şansları yok. Çünkü yerler büyük ihtimalle kirli, çamurlu, pis. Böyle bir halıyı yerde ziyan etmek yerine büyük ihtimalle ya duvara asıyorlar ya masanın üzerinde bir dekoratif öge olarak kullanıyorlar. Özellikle ressamın burada eseri dekoratif olarak güzel göstermek adına masa üstüne de yerleştirdiğini düşünebiliriz. Sürahi üzerindeki O da ikinci parça. Aslında üzerindeki o gümüş tabak, ışıldayan gümüş tabak, o beyaz sürahi. Bunlar yine dekoratif ögeler. Aslında ölü doğa dediğimiz, yani Türkçe'de bazen ölü doğa, bazen natürmort dediğimiz ölü doğa türünün bir özelliği aslında. Yine ölü doğa kuzeyde, özellikle Hollanda'da çok geliştirilmiş bir tür. Güneyde İtalya'ya çok sonradan gelmiş. Önce kuzeyde geliştirilmiş. Dolayısıyla bu da bir aslında bir ölü doğa sahnesini de esere dahil etmek. Onu bir dekoratif amaçlı kullanmak. Bir yandan da ressamın ölü doğa çizmekte de ne kadar başarılı olduğunu bize sergilemesi. Hem dekorasyon hem iki türü bir araya koymak gibi bir şey aslında. Peki bu sandalye, bu normalde Clausen için mi tasarlanmış bu sandalye, yoksa öyle hani masanın bir sandalye? Ona da gelelim. Sandalye de aslında ilginç bir öge. Sandalyeye baktığımız zaman hemen yanında bu viola da gamba'nın, yani violonselin durduğunu görüyoruz. Aa, evet, onun sandalyesi. Evet, aslında o violonselin sandalyesi. Biraz okuduğumuzda incelikli biçimde onun neden boş olduğunu daha net anlayacağız ama büyük ihtimalle bu o violonseli çalmak için oraya oturması beklenen kişinin şu anda ortamda olmadığını gösteriyor. Violonselle klavsenin bağlantısı da normalde violonselin klavsene eşlik etmek için kullanılan bir alet oluşu. Dolayısıyla ikisi birlikte çalınan aletler, birlikte hoş bir uyum sağlayan müzik aletleri. Dolayısıyla da ressam o boş sandalyeyi bırakarak aslında bize başka bir mesaj veriyor. Birazdan anlayacağız. Evet, çok merak ediyorum. Bu karakterler kim? Bu sandalye neden boş? Evet. Ya peki bu figürler, bu insanlar kim Özgün? Aslında kim olduğunu bilmiyoruz Öykü. Bu sıradan bir genç kız ve onun hocası. Ama burada bence eserde ressamın biraz ucunu açık bıraktığı, bize bir şeyler merak ettirdiği şey acaba aralarındaki ilişki ne? Hani bu sadece bir genç kız ve hocası mı? Yoksa belki aşıklar mı? Belki arada başka bir ilişki mi var? Bunu bilmiyoruz. Ve buna dair ressamın bizi birazcık yönlendirdiğini düşünebiliriz. Belli özelliklere bakarak özellikle. Örneğin klavsene yaklaşırsak, klavsenin üzerinde, üstteki panelinde, sarı renkli panelinde Latince bir söz var. Bu Latince söz diyor ki Musica Letizia comes medicina doloris. Yani müzik keyfe eşlikçidir, acılara ilaçtır diyor. Burada bu sözün özellikle müziğin bir eşlikçi olmasına dair bir referans var. Dolayısıyla buradan yola çıkıp özellikle violonsel, yerdeki violonsele de bakınca bir eşlikten söz edildiğini düşünüyoruz. Sonuçta bir eşlik de yine bir
belki bir aşk ilişkisine, belki bir romantizme dair bir referans olabilir. Genç kızın işte piyanoyu çalarken yanında violonsel çalıp ona eşlik edecek bir partnerinin olmasını bekleyebiliriz belki. Dolayısıyla o partner orada yok. Belki de sandalyeden kalkmış, klavyenin yanına gelmiş belki. Bu adam kızın eşlikçisi diye düşünebilirsin. Yani buna dair kesin bir bilgi yok ama ressamın sanki bu açık noktaları özellikle bırakmış olduğunu düşünebiliriz mesela. Peki Özgün, ben şimdi bu aynaya bakıyorum ve aynada hani normalde yansımayı gördüğümü varsıyorum. Çünkü işte karoları görüyorum. Hani bu tam karşısını görüyor gibiyim. Fakat kadın figüre baktığımda kadın figür sanki böyle aşağı doğru bakarken aynada adama doğru bakıyor. Evet. Mesela burada bir aşk ilişkisiyle alakalı bir gönderme olabilir mi? Olabilir mi? Aynen öyle. Bu kısmını, hani bu ayrıntıları bilip fark ettikten sonra aynaya bakmak çok önemli bence, dediğin gibi. Çünkü aynadan önce kıza baktığımızda kız klavsene doğru bakıyormuş gibi görünüyor. Ama aynaya baktığımızda ayna sanki hafifçe yüzünü adama dönmüş gibi gösteriyor bize. Dolayısıyla belki ayna bize normalde baktığımızda görmediğimiz, dış dünyada görünmeyen bir iç özelliği gösteriyor. Belki kızın adama karşı duygularını gösteriyor. Hani adama dönük olduğunu gösteriyor içinde, kalbinde belki. Evet. Hani bu tamamen spekülasyon tabii ki ama neden olmasın, belki böyle bir şey. Çünkü çok başarılı bir ressamın böyle bir hata yapmasını bekleyemeyiz. Bu kadar kesinlikle detaylı, her şeyi çok iyi vermiş birine. Kesinlikle. İşte halıya falan baktığımızda ve bütün mekanın perspektifine, bunda bir hata yapmış olamaz. Sanki özellikle yapmıştır diye düşünüyoruz. Kesinlikle, ben de aynı fikirdeyim. Aynanın yine başka bir özelliği daha var. Aynaya baktığımız zaman ayna bizim doğrudan görmediğimiz başka bir şey daha gösteriyor. Yerdeki karoları gösteriyor ama bir de geri planda üstte bir şövalyenin ayağını gösteriyor. Yani ressamın resim yaptığı, tuvalini koyduğu şövalyenin ayaklarını bize gösteriyor. Dolayısıyla ressamın aslında bizim tarafımızda, yani halıdan bize daha yakın, hatta belki bizim gerimizde bir yerde ressamın durduğunu hissettiriyor bize. Yani üçüncü bir boyut yine gösteriyor. Aynalı resimlere hep baktık. Evet, hep ressamlar kendilerini biraz gösteriyorlar. Evet, onu gösteriyor. Görmediğimiz bir tarafı bize yansıtıyor. Dolayısıyla böyle bir ilginçliği de var bu aynanın bu eserde. Peki Özgün, bu eserin barok döneme ait olduğundan daha önce bahsetmiştin. Nereden anlıyoruz bu eserin barok döneme ait olduğunu? Hangi özelliklerinden anlıyoruz? Barok döneme ait olduğunu aslında bize en net gösteren şey ışık ve gölge etkileri. Özellikle barok dönem ışığı ve gölgeyi birbiriyle zıtlık yaratacak şekilde kullanmayı ön plana çıkaran bir dönem. Özellikle sol tarafa baktığımızda soldaki bu işlemeli hoş görünen pencereden içeri sızan ışığın nesneler üzerindeki etkisine baktığımızda bunun çok çarpıcı olduğunu görüyoruz. Bu çok tipik bir barok özellik. Özellikle ışığa bakalım, soldan hem arkadaki beyaz duvarda yansıması, hem yerdeki karolardaki yansıması, hem o halının özellikle ön yüzeyindeki dekoratif desenli alanda yansıyıp halının bize yüzey özelliklerini gösteriyor olması, o yüzeyinin pürüzlülüğünü bize yansıtıyor oluşu, halının geri planının karanlık kalışı, sürahideki o hoş yumuşak ışığın yansıması, beyazın üzerinde o ışığın yansımasının gösterilmesi, figürlerde yine içeriye böyle çok yumuşak, hoş bir ışık yayılıyor, bunu gösteriyor bize. Benim bir sorum var. Şimdi ben bu ressamlara hayran oluyorum. Nasıl bu ışığı görüyorlar, nasıl gölgeleri görüyorlar, bu kadar net bir şekilde hani bunu hem görüp bu resme yansıtabiliyorlar. Mesela ben bir yere baktığımda bu gölgeleri bu kadar net göremiyorum. Hani nasıl oluyor bu? Bu eser özelinde özellikle söyleyebileceğim bir şey var. Bu ressam bir yöntem kullanıyor. Aslında bir alet kullanıyor. Bunun ismi kamera obscura. Aslında günümüz sinemasının, günümüz kamerasının ilk atası olarak kullanılan kamera obscura kendisini bir oda gibi bir mekanın içine koyuyor. Duvarında bir küçük delik açılıyor. O deliğe bir mercek yerleştiriliyor. Daha sonra o odanın baktığı iç mekan, bu durumda atölyenin, sanatçının atölyesi, o mercek üzerinden tüm görüntü odanın içine geliyor ve aynalar kullanılarak bir yüzeyin üzerine aktarılabiliyor bu görüntü. Dolayısıyla bu ressamın özellikle bu eseri tasarlarken atölyesinde bu görünümü yarattığı, bu eşyaları koyduğu, belki figürleri bile yerleştirdiği, daha sonra kamera obscura kullanarak onu
tuvaline ya da yüzeye, belli bir yüzeye yansıttığı düşünülüyor. Dolayısıyla onun üzerinden bile boyamış olması mümkün, o gördüğünün doğrudan üzerinden bile boyamış olması mümkün diye tahmin ediliyor. Kamera obscura sadece bu ressamı kullandı değil, ondan daha önceki dönemlerde de kullanılan bir yöntem. Öyle mi? Ve bu yöntem benim için çok şok edici bir şey. Evet. Yani öyle hayal edip görüp yapmıyor aslında. Öyle yapan da var ama bu ressamın özellikle böyle kullandığı düşünülüyor. Öykü özellikle bu kamera obscura'nın sayesinde de ressamın yine elinde başka bir avantaj var. Bu eserde hani eşyaları istediği gibi oynatarak, istediği gibi yerlerini değiştirerek sanki bu eseri bir fotoğrafmış gibi gösteriyor bize aslında. Örneğin ön plandaki objelerin bir kısmını görüyoruz, bir kısmını görmüyoruz. Odanın görmediğimiz bir kısmı var sağ tarafta. Ve çok sanki bir enstantaneymiş gibi gösteriyor. Bir anlık spontan bir fotoğraf çekmişiz gibi. Azıcık kameramızı oynatsak sağ tarafta başka bir fotoğraf çekecektik gibi. Böyle bir his yaratabiliyor. Dolayısıyla bir anı yansıtıyor bize. Hayattan o anı, tam kızın klavyen çalıp hocasının ona bir şey söylerken biz odaya girivermişiz ve bu anı görüvermişiz gibi geliyor. Bu da yine kamera obscura kullanmanın aslında bir avantajı ressam için. Peki Özgün, bu resmin ressamı kim? Bu eserin ressamı ünlü Hollandalı ressam Vermeer. Vermeer'in ismini özellikle İnci Küpeli Kız'dan duymuş olabilirsin. Evet, ya da evet, seyircilerimiz evet, de duymuş olabilir. Evet. Meşhur İnci Küpeli Kız resminin ressamı. Çok benziyor zaten, hani stili benziyor diyebilirim. Evet, ışıklandırması, gölgelendirmesi, hafif buğulu görünüyor olması, gizemli bir ışıklandırma, gölgeleme altında olması çok tipik Vermeer aslında. Vermeer Hollandalı bir ressam. Dolayısıyla Hollanda'nın o Kuzey Rönesansı'ndan itibaren gelen ayrıntıcı dokusunu da yine bize yansıtıyor. Mesela objelerin üzerindeki birçok ayrıntıyı çok net görebiliyoruz. Bu da yine aslında Kuzey'den geldiğini, Hollandalı bir ressam olduğunu bize gösteren bir özellik aslında. Bu eserin dönemini artık biliyoruz ama hangi tarihte yapılmış bu eser? Bu bir 17. yüzyıl dönemi eseri. 1662 ile 65 arasında yapıldığı düşünülüyor. Peki boyutları nasıl? Büyük bir eser mi? Aslında oldukça küçük de bir eser. Bu kadar ayrıntılı evet, olmasına rağmen. Çok büyük görünüyor aslında. Gibi ama değil. 75 santime 64 santime. Oldukça küçük bir eser. Peki bu Hollanda eserlerinin hep küçük olmasında bir daha önce konuşmuştuk gerçi. Hani artık evlere falan konulabildiği için. Evet. Evet. Onunla. Çünkü kuzeyde özellikle halktan insanlar eser sipariş edebiliyorlar. Sadece kiliseye böyle devasa boyutta eserler sipariş etmek değil, halkın kullanımı, kişisel evlerine asabilmeleri için de halktan insanlar sipariş ediyorlar. Dolayısıyla da daha az para tutabilecek, daha küçük boyutlu eserler de revaçta, özellikle Hollanda'da. Peki ben bu eseri nerede görebilirim? Bu eser bugün İngiltere'de, Kraliçenin koleksiyonunda, evet, Royal Collection'da, Buckingham Palace'da aslında bu eser bugün. Vermeer'in Müzik Dersi isimli eseriyle ilgili anlatacaklarımızın sonuna geldik. Bu bölümde ne öğrendin, ne fark ettin Öykü? Ben bu bölümde yönetmenler gibi ressamların da, hani yönetmenler böyle kendi filmlerinde kendilerine ufacık bir rol verirler ya gösterebilmek için, ressamların da ayna vasıtasıyla kendilerini küçük bir şekilde gösterdiklerini öğrendim. Doğru. Öbür Van Gogh'ta da görmüştük evet, mesela. Doğru, haklısın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.